Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere bahçemizde ekip diktiğimiz bitkilerden yine bazılarını göstermek istedim. Burada Arap yasemin var. Aslında bunların gerçek adı yıldız çiçekli yasemin arkadaşlar. Ancak karıştırılıyorlar. Daha önce hakkında bakım videosu da çektim. İsteyenler onu da izleyebilir. Böyle kışın yaprak rengi değişikliği yapabiliyorlar veya böyle serin havalarda yaprak rengi değiştirebiliyorlar. Bu şekilde hala yeşilde kalabiliyorlar arkadaşlar. Burada da ada çayı var. Frank üzümü ada çayı. Bunun hakkında da video çekmiştim arkadaşlar. İsteyenler onu da izleyebilirler. Burada kar toplarımız var. Bunları da böyle dik dik inşallah baharda çiçeklenirler. Size bahardaki hallerini de tekrardan göstermek istiyorum bunların hepsinin. Burada ebe gümecileri var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine burada da çelikten ürettiğimiz kar topu var. Bunu Bursa'dayken üretmiştik çelikten. Burada yine yere diktik. Kar topları zaten biraz soğuğa dayanıklı bitkiler. Çok böyle nazlı bitki değiller soğuk konusunda. Bu da bir telgraf arkadaşlar. Onlar da böyle bolca yavrulayan bir tür telgraf ve soğuğa dayanıklı. Burada da yine aynı kartopundan var. Bu da diğer kartopumuz. Bu çiçek açıyor. Üzeri maşallah çiçek dolu. Tüylü kartopu olarak da geçmesi gerekiyordu sanırım. Hatırladığım kadarıyla bu kartoplar hakkında da bir videom olması gerekiyor arkadaşlar. Onların hakkında da video çekmiş olmam gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir sürü bitkimiz var. Burada yabani sıklemenler var. Sonra sarımsaklar var. Tabii biz bunları sürekli kullandığımız için şu an bu haldeler. Burada da yine sıklemenler var. Onların hakkında da bir video çekmiştim. Burada soğanlar var. Dediğim gibi bunları hep kullanıyoruz. O yüzden bu şekildeler. Burada yukamız var. Şöyle onu da yere diktik. İnşallah çiçek açar. Yerde daha kolay çiçek açan bir bitki. Burada da yabani bir nanemiz var arkadaşlar. Ondan da edindik buraya bahçeye. Ektik, patladı. İnşallah baharda daha da güzelleşecekler hepsi. Dediğim gibi baharda hepsini tekrar çekmek istiyorum. Burada pırasa var. Bu böyle pazardan aldığımız pırasayı dikmiştim. Şu anda oldu. İnşallah çiçek açıp tohum da verir. Ondan tekrardan üretimini yapmış oluruz. Burada yine sarımsaklar ve kişniş var. Şöyle gördüğünüz gibi. Kişnişler de oldukça güzel tada sahip. Bu tarafta şunlar mercimek, yeşil mercimek. Burada bizim Bursa'dan getirdiğimiz nanemiz var. Şöyle o da. Buralarda marul ve maydanozlar var arkadaşlar ama şu anda çok fazla belli olmuyorlar. Daha küçükler, daha yeni yeni çimlenmeye başladılar. Tabi bir arada böyle otlar da var. Onları arada ayıklıyoruz ama yabancı otlar sürekli çıkıp duruyorlar tabii ki de. Burada kuzu kulakları var arkadaşlar. Onlar yabani yenilebilir bitkilerden. Şöyle maydanozları da göstermek istiyorum. Şunlar maydanoz. Marullar arada böyle tek tük var. Ama dediğim gibi küçük oldukları için fazla belli olmuyorlar. Yine burada lahana var. Kışın bu şekilde morarabiliyor lahanalar. Yine burada soğanlarımız. Hepsi yavaş yavaş büyüyor. Ve kaynana topuzu kaktüsümüz arkadaşlar. Daha önce çiçek açtığını göstermiştim. Çiçek açtı diye video çekmiştim. Burada direkt yere diktim. Bu bildiğim kadarıyla soğuğa dayanıklı bir bitki. O yüzden dediğim gibi bu kaktüsü yere diktim. İnşallah baharda bu da bol bol böyle çiçek açar.
ve tohum tutarsa tohumdan da tabii ki de üretmeyi denemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada yine bahar dalımız var. Üzeri çiçek dolu maşallah. Normalde tabii bu aylarda genelde çiçeklenmiyor ama havalar ılık gittiği zaman çiçeklenebiliyor kışında. Yine burada yeşil mercimeklerimiz, soğanlarımız, burada çilek ailesinden bir tür, tam olarak türünü tanımlamadım arkadaşlar. Potentilla ve çilek türleri birbiriyle çok benzişiyor. O yüzden tanımlamak kolay olmayabiliyor. Genelde çiçek açıp meyve vermesiyle daha kolay tanımlanıyor. Burada orkidelerimiz var. Yabani orkide. Yine kurt bağrı. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi çeşitli ürünlerimiz var. Orada karşıda ısırgan var. Burada kanalarımız var. Kanalar tabii don olunca öldü ama bunların sadece üst kısmı ölüyor. Baharda tekrardan patlıyorlar ve daha fazla yavru veriyorlar. Bu şekilde örüyorlar. Burada zıpçıktı var. Bu da çok güzel, böyle pembe pembe çiçek açıyor. Ve yine bir kaktüs. Bu da çok güzel çiçekli, böyle kavun içimsi bir rengi oluyor. Şu an adını unuttum ama dediğim gibi onun da çiçeği çok güzel oluyor. Ve burada sukulent. Bu da burayı çok sevdi. Bolca yayıldı. Bursa'dayken de güzel oluyordu ancak daha ince oluyordu. Burada daha gür ve daha güzel oldu arkadaşlar. Tabii bunda açık havanın da etkisi var. Yine burada taşkıranlarımız var. Daha önce taşkıran videosu da çekmiştim. İsteyenler onu da izleyebilirler. Bu şekilde gördüğünüz gibi arka bahçemizde bu şekilde arkadaşlar. Son olarak portakalımızı göstermek istiyorum. Bu yabani tabii ki de portakal olarak biliyoruz. İnşallah çiçek açıp meyve verirse tabii ki de daha iyi tanımlamış olacağız. Şu an üzerinde yaprakları olmasa da hala yaşıyor. İnşallah baharda daha da güzelleşecek. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.